Cümleten selam aleyküm arkadaşlar, ben Kadir. Bugün sizlerle arkadaşlar Stein soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aha, tamam. En verimli farm demiştik gençler. Onunla alakalı videomuzu çekeceğiz. Birkaç araştırma yaptım arkadaşlar. Bu şekilde küçük farmlarda karpuz okey diyor herkes. Çünkü aşırı bir verim olmadığı için farmların. Çünkü daha ne kadar? 18 klemik bir alan gençler. Karpuzu satmak kolaylaşır diyorlar. Ama öyle bir şey var arkadaşlar. Bir dakika. 64-17. Adamlar bana söyledi. Klemi büyüttün abi. Karpuz bir saatte 2 milyon olacak. Onu tek tek satmakla mı uğraşacaksın? Onun yerine gençler bal kabağı farm yapacağız bugün. Yani farmımızı artık bal kabağına çeviriyoruz. Önceden bir sistem deneyimi yapmıştık. Gerçekten bu küçük farmlarda karpuz sistemi okey. Ama farm küçük olduğunda okey. Biz farmımızı büyüteceğiz inşallah gençler. Şu anlık gençler bu claim alanında gençler 18 claim'de şeydeyiz, aşağıdayız. Bundan sonraki büyüttüğüm claim taraflarını gençler üst tarafa yapacağız. Daha fantastik. Yani geçen videoda da konuşmuştuk gençler. 120. bloktan sonra lag azalıyor. Biraz araştırma yaptım. Gerçekten de aşağıya bakarken gençler üst taraflarda sistem lagları gerçekten azalıyor. Oraya çekeceğiz inşallah. Şimdilik burada devam edeceğiz. Bal kabağı. Niye bu kadar araştırıyorum ya? Bal kabağı ekili zaten. Oradan alacağız şimdi. Burada bal kabağı. Şuradan 64 tane alalım. Pardon, 127 diyordu. Evet, çok hoş. Şunu şöyle bırakabilir miyim? /sat yazacağım. Sat E. Şimdi gençler. Aldığım ürünler. Pistonlar. Pistonların hepsini almadım da. Pistonların hepsi benim nerede asıl? Sürüsüyle piston kırdım abi sistemlerde. Nereye koydum ki? Bu kadar mı yani? Varmış bayağı yine de. Şimdi. Düzgün bir şekilde eşyaları alacağız arkadaşlar. Taş tuğla gerekiyor mu? Tamam, biraz gerekebilir. Onun dışında şurayı aç abi. Şunları koyalım bir. Toprak gerekiyor. Deniz feneri gerekiyor. Taş tuğla sistem için. Çapa gerekiyor arkadaşlar. Bone meal. Bal kaba ekeceğimiz için bu. Bir de piston gereksinimi var. Şimdi aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde gösterdiğim sistemi yapmayacağım. Onunla şu sistemi biraz daha geliştireceğiz. Buna ekstra eklemeler yapacağız. Onun ile arkadaşlar bu sistemin arasındaki farkı ölçeceğiz. Herkes bu sistemi okeylemiş. Ben geride kalmamışım. Sadece 1-2 blok eklemesi yapacağım bu sisteme. O kadar gençler. Bu sistemde fazla eksiklik yok. Sistem şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika, ilk önce şunları bir kırayım. Evet, şimdi sistem arkadaşlar 8 blokta oluyordu değil mi? 2, 4, 6, 8 blok. Şimdi 8 bloğun dışında şöyle bir şey var. İlk önce şunları bir alabilir miyim? Buraya ektik. Şuraları kapat hemen. Kapan ne? Sen de kapan. Buraya ektim abi. Buraya ektim. Tamam. Yani buraya piston gelecek. Buraya da piston gelecek. Doğru mudur? Şimdi piston gelecek yerlerin. Hop. Buradan toprağımı alıyorum abi. Alamadım. Piston buraya gelecek. Buraya bir tane koydum. Tamam. Bu ekstra bir tane fazla olmuş oldu. Buraya da bir tane koydum. Bir adet fazlalaştırıyoruz gençler. Yani seed'i ne kadar fazla yaparsak o kadar farklı yerlerden büyüme açısı olacak. Şu. Arttı. Şimdi neresi? Piston buraya geldi. Tamam mı? İkincisinde farmın bir tık hep aynı seed'de olmuyor. Bir tık böyle gerisine yapacağız. Yani seed buraya... Çapalanmamış. Seed buraya ektik. Pistonlar buraya geldi. Dışından geçiyoruz sistemin. Buraya piston geliyor. Şunları hemen kıralım bir. Şimdi. Devam edelim. Piston yerleri şurası. Ardından buraya geldiği için buraya gelecek %95. Onlar hemen bir ekelim mi? Olmadı katıya. Ardından şöyle. Bilerek ilk gençler her tarafını çapalıyorum. Dışlara da geleceği için onları da çapalayıp hemen ekelim. Hop, hızlı bir şekilde. Şuraya geliyor mu? Buraya piston gelecek, o yüzden buraya dedek geliyor. Okey. Bu şekilde. Bu ikinci kat. Şu üçüncü katın çapalı abi. Bir tık gerisine.
Şu katta da şuraya, 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 şuraya. Şöyle ekiyoruz. Ardından şu kata geliyor sıra. Çapraza geçiyoruz değil mi? Şu şekilde. Aynen öyle. Çapraza geçiyoruz. Şunla şurayı birleştirince gençler bir ediyor. Mesela buruna buraysa buranın burası. Burada, doğru mu? Aynen. Doğru anlamışım. Tamam, şurayı da bir hemen çapalayalım. Bununki bura 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 bura. Şöyle. Şimdi şeyle büyütünce daha da net ortaya çıkacak arkadaşlar. Şey. Seplik demişim ya. Bombilla. Bu buraya büyütüyor. Bu buraya büyütecek. Buraya koyduk. Doğru koymuşuz. Tamam. Şimdi şuraya koyalım. Şu şekilde. Hemen ekmeye devam edelim. Su olmadığı için zaten gençler öbür çapalanan yerler otomatikman kapanıyor. Şurayla. Şimdi büyütmeye başlayalım. Son oyuncuda gençler bütün yerlerde lag var. Bakın geçen tanıtım videomuzda şey demişti bizim kardeşimiz Farkol Ölü, yani Muhammed kardeşimiz dedi ki geceleri daha çok üretim oluyor. Dün gece gençler saat 1.30-2 civarlarında girdim. Şu arkamda gördüğünüz eski farmı kırıyorum, yani şu şekilde görürseniz. Kırmaya başladım abi. Lag'la bir piston 2 kez kırıyorum abi. Gece 800 kişi oynuyor sadece gençler. Şu an 2000 kişi var sonucuda. Tava basınca oyun dondu yine. Esvip bitmiyor yani, bakın tabda esvip bitmiyor. Gece uyup mu uyup var sadece. Uyup ilk sırayı dolduruyor. İkinci sırayla üçüncü sırada bir oyuncular görünüyor gece yani. Ama işte lag sorunu çözebilecek mi? Skyblock da vardı. Hadi normal dedik. Skyblock'a fazla önem vermiyordu. Titanium çok oynandığı için. Abi çok fazla lag. Mesela bizim kardeşlerimizden biri gençler. Farkol oldu muydu yine? Herhalde Farkol oldu. Discord'unda paylaşmış. Son oyuncu gençler Türkiye rekorunu ne kırmış? 20.000 aktif online oyuncu sayısı anlık. Çok güzel bir şey aslında. Bir dakika bak, hemen ikinci ekranda zaten Farkol kanalına gireyim. Bulamadım da. Yani o paylaşmıştı. Tamam, çok hoş bir şey abi. 20.000 online'ı gerçekten çok güzel bir şey. Ama bu lag sorununa da bir sıkıntı, lag sorununu da bir çözmesi lazım. Bu arada gençler, sizinle biz bir hata yaptık. Aşırı büyük bir hata yaptık. Çok hoş bir şekilde yerleştirdik ama sistem böyle olmuyor. İlk önce pistonlar konuyor. O yüzden dolayı burayı kırmayacağım abi. Orası şimdi öyle kalsın. Şu tarafını kıracağım. Bu tarafa şey döşeyerek başlayacağız arkadaşlar. Pistonlu bir şekilde. Bir fail'a girdik. Şimdi taş tuğlamızı alıyoruz abi. Şuradan başlıyoruz değil mi? Şöyle. Burada toprak varsa burada büyüyecek, bir tık üstünden. Tık tık şunları al. Tamam. Ardından. O dediğimiz kardeşimiz de, ikili gençler, Muhammed kardeşimiz de. Şeydi bu. İki ışıklı. Bizimki tek ışıklı gördüğünüz gibi. Tamam, köşeye varmışız. Bu tarafta köşeye varacak büyük ihtimalle. Aynen. Pistonlar şimdi şu şekilde döşenmeye başlıyor. Hop. Şimdi yan tarafta gördüğünüz farm sistemi bu. Aynısı şu an. Şu etrafındaki yerleri kıracağım arkadaşlar. Su yine dökeceğim arkadaşlar. Şunlarda da su var. Suyu ben daha hızlı büyüttüğünü düşünüyorum. Tekrardan söylüyorum. Testini yaptım mı yapmadım. Ama tabii ki bir farmın verimli olabilmesi için ne istiyor abi? Farm su istiyor. Farm su istiyorsa illa ki bir verimi vardır. Yani su besleyicilik bir kaynağı vardır diye düşünüyorum. Ama tabii ki yok olabilir de. Ona bir şey diyemem. Şimdi toprak sistemimizi döşemeye başladığımızda. Hop. Şurada. Piston denk gelecek. Bunun için de arkadaşlar dört tarafına şey ekersek. Ay yanlış yaptım. Balkabağı ekersek. Bu tarafa büyüyecek. Ama bakın Muhammed kardeşimiz ne demişti? Mesela bu dördü sadece tek pistonluktu. Bizim buradaki sıkıntımız ne biliyor musunuz? Buraya koyacağımız piston bu buraya da büyütebiliyor, buraya da büyütebiliyor. Şimdi o Muhammed kardeşimizin farmında gerçekten insan düşünüyor yani. Bir doğruluk payı var. Onu o yüzden araştıracağım abi. Çok kafama takıldı çünkü. Gerçekten mantıklı geliyor insana. Onun denemesini yapacağız gençler. O yüzden dolayı yan hesabıma zaten bir claim aldım. Ve claim alanı yaptım.
Tek blokluk claim aldım. 10x10'lik. Oraya deneme videosunu çekeceğim abi. Çok merak ettim. Ama farm gerçekten o şekilde verimliyse ona dönüş yaparız. Burası bu şekilde olur. Yan tarafta kırdığımız tarafa da o şekilde yapmaya devam ederiz. Şimdi buradan şöyle. Orada bu taraf ya. Burada da bu taraf gençler. Bir tık buradan. Ama dur. Yeter. 3 bloğa da yetişebiliriz. Ekim alanların üstünde sıkıntı olmasın. Şu şekilde. Hemen çapaladığımız yerlere su olmadı. Bak biri gitti mesela. Su olmadığı için hemen gidebiliyor. Bombil alacağım herhalde yanıma. Bu arada arkadaşlar iki tane zombi spamları fazla bir demir verimi vermez dediniz diye. Doğrudur. Aşırı bir verim beklemiyordum zaten ama beklediğimin üstünde verimi verdi. Ona açıkça konuşmam gerekirse. Beklentimin üstünde verdi verimi gerçekten. Şu an 119 level'ım. Geçen videoda 110 level'ımız gitmişti biliyorsunuzdur. İki tane 110 level'lik bir AFK durumunda. Ne kadar kasmışız abi? 188. Tabii ki az. Herkes için az. 188 ama benim için hiç yoktan iyidir. O şekilde konuşayım. 179 tane siyah, 164 tane gri, 175 tane açık gri, 2788 tane normal beyaz yün. Çürük eti zaten satıyorum. Örümcek gözünü satıyorum yani. İfi de satıyorum. Kirpi balığı 71 hiç satmadım. Soman 164 hiç satmadım. Çiğ balıkla pişmiş balığı geçtik. Bunları da gençler prizmarin yaptım, sattım filan. Şu an gençler saatlik üretim 28.000 görünüyor bu farmın. Şu aralarda biraz piston var. İki katlı bir karşı taraf var bir de şu orası var. Saatlik 28.000 iyi mi? Hayır tabii ki de. Ha, ben şey almak için çıktım. Unutuyordum az kalsın. Kemik tozu alacaktık. Hemen kemik tozunu da alalım. Bir stek kalmadı. Şurada vardır. İki stek var görünüyor. Bakacı yok. Olmadı alırız ya. Fazla bir pahalı bir şey değil. İskelet spamları al diyenler olmuşmuş gençler. Kemik para ediyormuş. Bakarız ilerleyen zamanlarda da illaki satan buluruz abi. Şu an gardiyanlar hep satılıyor. İnek var mesela burada. Alacağımızda paramız yok zaten. 131K paramız var şu anlık. Şimdi bombayı getirdik. Bunları da büyütelim. İlk kat yaptıktan sonra ikinci kat için sistem göstergesi yapacağım. Aynı aslında. Farkı yok yani katlar arasında. Sadece ilk yapmanız gereken piston döşemek. Onu hiç atlamayacaksınız. Yoksa sistem full kayıyor abi. Şu şekilde yine çapalıyoruz. Biri fazla oldu. Bir şey fark etmez. Abi bende bir yanlışlık var. Şu şöyle. Tamam. Şöyle. Şu. Şöyle. Ben yanlış çapalamaya başladım. Aynen. Şimdi doğrusu. Fazla çapal yerler yine dediğim gibi gençler bir şey olmaz. Su gelmediği için her türlü oralar şey olacak. Gördüğünüz gibi kapanıyor. Su ilerleyen dakikalarda geleceği için buralar kapanmış olur. Kapanmasa bir şey olur. Bildiğim kadarıyla olmaz. Yine üzerine büyüdüğünde kapatır otomatik ama yine de kapalısından fayda var. Şu yanlış oldu. Şimdi burada bu farmda ekstra kaç adet eklemiş olduk yan tarafla buranın arasındaki farkı söyleyeceğim. 4 burada var arkadaşlar. 4 burada var. 8, 12, 16 adet fazladan sapling yerimiz var. Tabi bu ekstra katkısı olur mu? Olur tabii ki de. Ama ne kadar katkısı olur bilmiyorum. Şurayı bir almak istiyorum. Zaten bu merdiven benim yarım. Tamam. Şimdi altıma taş tuğlam alıyorum abi. Tamam. Şimdi şuradan sisteme bir çıkış yapacağım. Merdiveni al. İyi girdi de. İyi var şey var yani tüy düşüşü pantolon var. Kaç tüy düşüşü dördüm var. Oradan yırtıyorsun. Şimdi toprak da yani fark etmedi de toprağı kullandığım için taş tuğla kullanıyorum gençler. Bir tık daha üstüne çıkacağım değil mi? Aynen. Şimdi sistemler full aynı şekilde çıkacak değil mi? Doğrudur. O zaman ne yapıyoruz? Buraya bunları yapıştırıyoruz. Buraya pistonu koyuyoruz. Şimdi sistemi tekrardan büyütmeye başlıyoruz.
mesela slash claim diyeyim abi. Claim belgesini göster diyeyim. Şu claim belgesi için gençler. Şuralara da piston koysan ne olur diye soracak olursanız gençler. Sistem verim store diye bir şey yok yani. Sistem katını azaltmış olursun. Ama bu şekilde yapıyorum. Öbür türlü ne olur ne eder bilmiyorum gerçekten. Yani bir fikir veremem şu anda. Ama işte bütün sistem çeşitlerini gençler bir videoda deneyeceğim. En verimli sistem hangisi? Her birinde 5'er dakika, 10'ar dakika artık videodaki durumumuza göre, dakika durumumuza göre AFK kalacak. Her sistem yapılacak. Her sistemde AFK kalacak. Hangi sistem daha verimli oldu ölçülecek. Ondan sonra gençler ona göre bir ayar çekilecek. İkinci katımız da bitti. İkinci katımızın gençler ekstra mesela şu pistona bakacak. Topraklarını nasıl koyacağız? Dıştan koyacağız tabii ki de. Mesela buraya piston bakıyor değil mi? Şöyle koyacağız. Şu. Bunu kaçırmamız gerekiyor. Yoksa dıştan dedim yani bir tık dışarıdan yapacağız. O da sıkıntı olur. Yani zorlar insanı. En başta sistem yapılırken yapmak daha mantıklı. Şöyle. Çapraz bak ayarladığımızda daha sıkıntı olmadan yapabiliyoruz. Şunları ekelim abi. Kapananlar oluyor. Onlar yine çapalarız. Onda sıkıntı yok. Zaten tohumu ektikten sonra kapanma ihtimalleri yok. Onda sıkıntı kalmıyor. Şu şekilde hemen bombayı ver abi. Spawn'a gitmek de istemiyorum şu an. Spawn'dan girişimiz kesin gençler bir 15-20 dakikamızı alacak. Yani hesabı getiririm olmadı videodan sonra. Olsa kemik toz ağırlığı gelirim. Sistemi iyice büyütürüz. Şimdi elimizdeki bombayın yettiği kadarıyla büyüteceğiz abi sistemi. Öyle. Şimdi buraya da bir ileridekine bir de şuraya koyacağız. Şunu şöyle orta. 2 orta, 2 orta, müsaade. Haydi bana müsaade. Espri yaptı. Bal kabağı koy da vay hesaba. Mesela az önce bal kabağı büyümüş. Kırdı onu sistem. Şu arkamdaki sistemlerine gençler şeyini değiştireceğim dediğim gibi. Hem piston yerlerine gelecek topraklar ekleyeceğim. Hem de fidanlarını bal kabağıyla değişiklik yapacağız. Bal kabağı farmına geçeceğiz full gençler. Karpuz üretimi yapmayacağım artık. Bal kabağının satış fiyatıyla karpuzun arasındaki şeyi göstereyim ilk önce. Bal kabağın tanesi 0.275, karpuzun tanesi gençler 0.08. Ama şöyle bir şey var. Bal kabağından bir tane, karpuzdan 4 tane 5 tane ne düşüyor. Karpuz daha hızlı büyüyordu. Öyle bir şeyler vardı yani. Hop. Şimdi sistemin son yerlerinde kaldığımız için şimdilik şöyle abi yer işte bana. 2 bloğunu yapacağız. Tamam. Diğerini dıştan yapacağız herhalde. O şekilde görünüyor. Şöyle. Zaten bombilimiz de bitti. Şunları bir ekeyim hemen. Hop, neresi ekilmedi? Tamamdır. Bu tam bile büyümedi. Farmı bu şekilde yapıyoruz. Şöyle hafif atlayayım. Bir chestlerimi hızlı bir şekilde kontrol edeyim gençler. Olsa geleyim. Evet gençler devam ediyoruz. Yokmuş abi şeyde. Bende 2 adet kemik varmış sadece. O yüzden kemik tozu aldım biraz arkadaşlar. Chest'i de biraz daha aldım. Bir daha gidip gelmek yerine gençler. 3, 6, 9, 10, 10 stack'te envanter de var. Aslında azalmışız. Ben düşününce gerçekten aldığımı fark ettim. Şunu da bayağı. Şurayı ilk önce iç tarafını bir büyütelim. Olsa dışında bir sistem çekeceğiz. Şöyle. Şimdi şurası piston gelir. Burası böyle. Şu şöyle. Bunun direkt dibi de böyle olacak değil mi? Aynen. Bu. Hemen zıplayacağım blok haricinde ekimler yapayım. Zor da değil yani. Sadece bu kısım gençler sistem veyahut da sizin de taraftan büyütüyorsanız 3-4 blokluk bir bu şekilde ekim yapacaksınız katlarda o kadar. Onun dışında rahat. Zaten siz de benden daha iyi biliyordursunuz sistemi. Orası ayrı bir konu.
Ardından şuraları kıralım. Ve üçüncü katımıza geçelim. Üçüncü katımızda abi yine köşeye geliyoruz. 3 blok çıkıyoruz. Ardından envanterimizden deniz feneriyle pistonumuzu alıyoruz abi. Deniz fenerlerini koyuyoruz. Tamam, doğru koyduk. Ardından pistonumuzu şu boşluğa koyup dizime tekrar başlıyoruz. Bu şekilde katlarımız çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi hızlandır diyen var abi. Hızlandırma diyen var. Ben bu katlar çıkarken illaki hızlandırmayı düşünüyorum. Hızlandıracağım da, orası ayrı konu. Ama full sistemi yapar mıyım hızlandırmada? Onu bilmiyorum. Biraz hızlandıralım arkadaşlar. Siz de görmüş olun. Hızlandırmaya geçelim. Tamamız bitti. Şimdi son kata toplam kaç tane kalmış abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet piston kalmış gençler. Son kat bu şekilde kalıyor. Mesela şunlar da aynı gençler. Gördüğünüz gibi en son katlar çok az. Bunu başka türlü de değerlendirebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum abi son katlarını. Mesela şurada şunu büyüttüğünüzde bu olduğu için bu kat kalacak. Son 7 tanesinde alt taraflara bir yere yerleştirmek zorunda kalacağız mesela. Şu XP farmı olduğu için gençler. Onu ayarlarsınız. O zor bir şey değil yani. Bu şekilde gençler. İlk farmımız bitmiş oldu. Hızlandırmada da gördüğünüz gençler. Bazı eklenti yapmayı unutmuşuz. Şuralara bu şekilde arkadaşlar. Deniz feneri koymamız gerekiyor. Sistemimizin verimli olması için şu an ekstradan eklememiz bir şey yapmamız fark etmez. Deniz fenerlerini de koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bütün katlar koydum zaten. Hızlandırmada görmüştürsünüz. Bir buraya koyamadım.
Burayı da koyalım, bitirelim abi. Şuraları da ayarlayalım. Koyabildiğimiz kadarını koyduk. İlk katla gençler buranın uyuşmamasının sebebini söyleyeyim ben size. Pistonlar yanlış dizmişiz ikinci kata. Ondan dolayı da temel yanlış olunca her yer bozuldu. Düzeltir miyim? Yani en alt katı değiştirsem bir değiştiririm gençler, gözüm basarsa, o kadar yani. Çünkü daha şurayı yıkacağım, şu karşıyı yıkacağım abi. Şu 3 farmı ekleme yapacağım. Daha 3 farm, geri kalan yerlere farm yapacağız. Gerçekten işimiz uzun. O yüzden dolayı dediğim gibi gözüm basarsa yaparım arkadaşlar. Belki de ta ilerleyen günlerde yapacağım yani. Gözüm basmazsa farmların en sonunda bakarım, gözüme gerçekten çok kötü gözüküyorsa yapar geçeriz. Bunlar da yapacağımız tek şey gençler. İlk önce şu suyun üstüne hızlı bir şekilde çıkayım, videoyu hızlandıralım. Evet gençler, şimdi buradaki suları kapatmamız gerekiyor. Şu tarafa gidelim şimdi. Ardından buralara ekim yapmamız gerekiyor. Videoda göstermeyeceğim çünkü biraz meşakkatli. Uzun iş. O yüzden dolayı gençler video dışında ekmini yaparım. Şimdi buraya çıkmışken bütün hepsini, sularını yok edelim abi. Yan tarafa geçeriz, yan tarafa geçeriz gençler. Bir videonun da sonuna gelin sularım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, paylaşmayı, lütfen arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.